Hayırların fethi şerlerin defi için, ölmüşlerimizin ruhları için, hasseten bundan 65 yıl önce fani alemden baki aleme uğurladığımız merhum Hüseyin Beyefendi ve ailesinin ruhu için, Allah rızası için, El-Fatiha. Euzu billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel Kur'anil hakim, inneke leminel mürselin ala sıratin müstakim. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كريم. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. حياة senin ihsanındır Allah'ım. Ölüm senin fermanındır Allah'ım. Narını bizlere nur yap Allah'ım. Cehennem azabından bizleri koru Allah'ım. Ey yerleri ve gökleri yoktan var eden, istediğin istediğine veren ve istediği zaman alma kudretinin sahibi olan Hazreti Allah. Ellerimizi yalnız semaya değil, senin af-ı mağfiretlerini güvenerek sana açtık, boynumuzu büktük. Huzur-u ilahiyenden reddetme, boş çevirme ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'i hasıl olan sevabı sevgili Peygamberimizin ruhuna hediyeledik, sen vasıl eyle. Bütün peygamberlerin, evliyaullahın, ulemanın ruhlarına hediye edip sen vasıl eyle. Vatanımız, milletimiz, bayrağımız, sancağımız, din-i mübin İslam için toprağa düşen bütün şehitlerimizin, gazilerimizin ruhlarına hediye edip sen vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan sevabı bugün buraya toplamamıza vesile olan, bundan 65 yıl önce fani alemden baki aleme göç eden, merhum Hüseyin Köycü Beyefendinin ruhuna hediyeledik sen vasıl eyle ya Rabbi. Okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'i kendine yoldaş eyle, taksiratını affeyle, mekanını cennet bahçelerinden bir bahçe eyle, cehennem çukurlarından bir çukur olmaktan muhafaza eyle ya Rabbi. Dünya hayatında yapmış olduğu iyilikleri, güzellikleri, şerkaya olan hizmetini, aşkını, sevgisini kabul eyle ya Rabbi. Haseden Hüsna İlgün ve Lütfiye Yetim oğlu kulların ruhlarına hediyeledik sen vasıl eyle ya Rabbi. Bütün ölmüşlerimizin ruhlarına hediyeledik sen vasıl eyle ya Rabbi. Sahibül hayrat ve hasenat ruhu için, kâffe ehli iman ve ehli İslam ervahı için, haseden Hüseyin Köycü Beyefendinin ruhu için, Allah rızası için, El-Fatiha. Allah kabul etsin. Evet, bugün buraya toplanan sevgili Şenkayalılar, Hüseyin Köycü'nün torunları, yakınları ve oğlu Coşkun Köycü de burada ve de çevrede Hüseyin Köycü'nün akrabası olan birçok kişinin katılımıyla bir anma töreni yapıyoruz. Sevgili Şenkaya Haber ve Kaçkar TV vasıtasıyla önce şunu söylemek istiyorum. Tüm Şenkayalılara bizim aile olarak çok büyük bir teşekkür borcumuz var. Hangi Şenkayalı nerede mevzu olsa Hüseyin Köycü bizim ekmeğimizi veren, bizim okumamıza vesile olan
kişidir diye dile getiriyor. Şenkaya platformu diye bir platformda mesajlardan görüyorum. Yani bu insanlar belki de bizlerden bile daha fazla Hüseyin Köycü'yü yad ediyorlar. Onlara sonsuz teşekkür ediyorum. Bugün Hüseyin Köycü'nün ölümünün 65. yılı ama bu aylarda birkaç gün sonra oğlu Habib Köycü'nün ölüm yıl dönümü. Ondan 15 gün sonra benim babam Yusuf İlgün'ün ölüm yıl dönümü. Onlara da Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu vesileyle de bütün katılanların, burada bulunanların, cümle geçmişlerin ruhlarına Fatiha okuyoruz. Şimdi özellikle şunu söylemek istiyorum. Profesör Coşkun Köycü, diğer torunu Tokay Köycü ve diğer birçok arkadaş yakınları Hüseyin Köycü ile ilgili çok çalışmalar yaptılar. Coşkun Köycü'nün ve Tokay Köycü'nün de emeklerini unutmak mümkün değil. Özellikle Tokay Köycü, kuzenimiz yani Hüseyin Köycü'nün oğlu, Habib Köycü'nün oğlu olan Tokay Köycü rahmetli çok büyük çalışmalar yaptı. Ben bir açıklamada bulunmak istiyorum. Tokay Köycü'nün adına ve Coşkun Köycü'nün de adını kaydetmek suretiyle elde bir vesika olsun diye Hüseyin Köycü'nün edebiyat ve sanat yönünü yazacak bir dile getirecek bir kitap yazmak istiyorum. Çünkü Hüseyin Köycü eğer Şenkaya'nın kalkınması için birçok şeyi dile getirmeyip de sadece şiir ve sanatını bile ele alsa belki de Türkiye'de büyük bir şair olacaktı. Onun için Hüseyin Köycü'nün o yönünü de bilmeyenlerin bilmesi için dile getirmek istiyorum. Ayrıca Şenkaya'nın kalkınması için yapılanları burada anlatmanın bir gereği yok. Onları çeşitli şekillerde yazdık. Fakat öncelikle şunu söylüyorum. Rahmetli Turgut Özakman diye bir büyük bir yazarımız vardı. Onun sözüdür. Atatürk için şöyle diyordu. Dünyada birçok muzaffer komutanları vardır ki ülkesi için savaşmış. Ama tek bir kişi yoksulluk içerisinde bunları yapmış. Şimdi Hüseyin Köycü'nün 1920'lerdeki çevresini ele aldığınız zaman yapılanların değeri bir kat daha meydana çıkıyor. Hüseyin Köycü'nün eğitime yaptığının bilinmeyen bir kısmını da söylemek istiyorum. 1920'lerde daha resmi okullar açılmadan önce Leyli Meccani diye hususi mektep açıyor. 1922-23 ve de köyün bu konuda biraz kabiliyetli olan kişilerini de bu okula veriyor. Yani Hüseyin Köycü ile ilgili anlatılanların dışında belki bu bir anekdot olarak kaydedilir. Ayrıca Hüseyin Köycü Şenkaya'yı kaza yapan kişi diye çıkıyor. Halbuki Şenkaya'yı herkes de zamanı geldiği zaman siyasette herhangi bir yeri kasaba yapabilir. Siyasete gider yapar ama 1940'lı yıllarda Şenkaya yolu olmayan bir yerken o tarihte bunu yapıyor. Onun için Hüseyin Köycü'nün emeği unutulmaz. Tek bir tane bir şey gene söylemek istiyorum. Hüseyin Köycü sosyolog ama sosyoloji okumamış. Hüseyin Köycü niye sosyolog? Dünyada tek bir örneği var. Köyün halkına açık mektup yazıyor, kabiliyetlerini ölçüyor. Diyor ki sen ayakkabıcı olacaksın, sen çiftçilik yapacaksın. Bu örnekte yok. Bunu dile getiren ünlü profesörler Fındıkoğlu veya işte Türk Doğan şunu diyor. Diyor ki Ziya Gökalp'ten sonra ülkenin sosyolojik yönden hangi yöne gideceğini Hüseyin Köycü dile getirmiştir diye o koca profesörler bunu söylüyor. Ben bugün bu vesileyle bunları dile getiriyorum ama Hüseyin Köycü'nün genetiğinden, geçmişinden yani babasının dedesinden itibaren bir şiir yazma sanatı var. Mesela Topal Hoca, Hıfzı Hoca'nın yani Hüseyin Köycü'nün babasının babasında bile bu kabiliyet var. Artvin'in Hot köyünden çıkan
o tarihteki birçok kişide bu kabiliyet var. Şimdi Hüseyin Köycü'nün oğlu Habib Köycü de şair. Ben de az çok bir şeyler dile getiriyorum şey olarak. Benim kardeşim Koşar İlgün'de böyle denemeler yazar. Yani bu şairlikte bir genetik yönü var. Şimdi dolayısıyla Hüseyin Köycü'nün bu sanatını Tokay şiirlerini dile getirdi. 43 tane şiirini bir kitapta topladı. Fakat bundan daha fazla kitapta yazılacak şeyleri var. Edebiyatı ve sanatını dile getirecek bir şey yazacağım ve Coşkun Köycü'nün emeklerini de bir Tokay Köycü ile beraber o kitaba başlık olarak yazacağım. Ben gene bu vesileyle burada bu soğukta almak için gelen herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca başında söylediğim gibi tüm Şenkayalılara da bu Şenkaya Haber ve Kaçkar TV vasıtasıyla teşekkürlerimizi sunuyorum. İsmet Hepsine Bey. Allah rahmet etsin. İsmet Su ta Bursa'dan bütün ailesiyle beraber geliyor. Hüseyin Köycü'nün yakın akrabası. Evet. Yani burada eğer bugünkü anma töreninde genel olarak herkese ulaştırılsaydı eminim ki burada yüzlerce kişi olurdu. Ama bu soğukta kimseye de sıkıntı vermemek için sadece akrabalarla toplanmış olduk. Yine tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Efendim buyurun. Öncelikle burada toplanmamıza vesile olan ölüm yıl dönümü anma etkinliğinde bir arada bulunduğumuz merhum aile büyüğümüz Hüseyin Köycü'yü ve ablalarını rahmetle anıyoruz. Allah hepsine, bütün geçmişlerimize rahmet eylesin. Ben ailenin, yani Hüseyin Köycü'nün Artvin'den halasının torunuyum. İsmet Su adım. Artvin Yukarı Kod köyündenim. Bursa'da ikamet ediyorum. Yıllardır orada çalıştık, avukatlık yaptık. Bir dönemde bir Bursa milletvekilliği yaptık. Şimdi de serbest olarak çalışıyoruz. Fakat burada bugün bu anma etkinliğinden Coşkun abimiz vasıtasıyla haberdar olunca gelmeden edemedik ve geldik. İyi ki de gelmişiz. Çünkü telefonda görüştüğümüz ya da hiç görüşemediğimiz aile fertlerini de burada bu vesileyle tanımış olduk. Aslında büyüklerin büyüklüğü belki yaşadığı dönemde büyük ama bakın ölümünden 65 yıl sonra da eğer bizleri bir araya getirip torunlarını, yeğenlerini, uzak yakın akrabalarını birleştirip tanışmaya vesile oluyorsa bir ölüm yıl dönümü, bu bile tek başına her türlü takdirin üzerinde olduğunu düşünüyorum. Tabii Hüseyin Köycü için biz belki burada bulunan Hazirun'un huzurunda en az söz söyleyebilecek kişilerden biriyim. Fakat Hüseyin Köycü'nün yaşadığı ortamı, aldığı kültürü, beslendiği ana damarları bildiğimiz için biz de aynı yoldan gidiyoruz. Aynı damardan beslendik. Bir tek ülkümüz var. O da vatanımıza, milletimize, insanlığımıza hizmet. Çünkü rahmetli Hüseyin Köycü'nün hayatını okuduğumuz zaman ve yazılmayanları da dinlediğimiz zaman bir tek şey görüyoruz. Hizmet, hizmet, hizmet. Ülkeye hizmet. Hizmetin küçüğü büyüğü olmaz. Belki yoldaki bir taşı kaldırıp kenara koymak, belki büyük yollar açmak, belki ilçe yapmak, belki daha büyük hizmetler yapmak. Hepsi Hüseyin Köycü'nün bütün hayat hikayesinde, felsefesinde yatıyor. Ne kadar şey söylesek az. Ama biz tekrar rahmet diliyoruz. Ve bu yazın Şenkaya'ya gittim. Bir iki cümlede onu söyleyeyim. Şenkaya'ya gittiğimiz zaman kısa bir süre dolaştık ve sonra Artvin'e, kendi köyümüze doğru yol aldık. İnşallah bir sonraki yaz, daha sonraki zamanlarda da gitmek. Çünkü oralara görmeyi şöyle arzu ediyorsunuz. Acaba bizim köyden kalkıp dedesi Topal Recep Hoca imam olarak Şenkaya'ya gider. Oğlu Hafız Mehmet bizim oralarda daha yaygın bilindiği ismiyle Aşık Hıfzı olarak bizim köyde o şekilde anılır. Ki dedemin dayısı Aşık Hıfzı ve dedemin dayısının oğlu Hüseyin Köycü. Hikayeleriyle büyüdük. Büyükler anlatırdı. Bizim oradan meyveler o günkü atlara, katırlara, diğer yük hayvanlarına yüklenir. Erzurum taraflarına, Kars taraflarına götürülür, satılır. Oradan da
buğday alınır ya da parayla satılırsa büyük bir fırsat olur. Ve geçim o şekilde sağlanmış. Geçim oralardaymış. Onun için büyükler niye gitmişler, ne var o zamanlarda? Onları gittik gördük. Tekrar inşallah gitme görme imkanı olacak. Orada gittiğimiz zaman bir hususu inşallah Coşkun abiyle paylaştım. Dedim ki Coşkun abi oraya gittiğimde tabii Hüseyin Köycü'nün dedesi Topal Recep Hoca'nın mezarı Artvin Yukarı Hot Köyü'nde bizim mahallemizde. Oğlu Aşık Hıfzı'nın mezarı Şenkaya'da. Ancak gelişen yer, gelişen ilçede o dar alanlarda mezarlık iki defa nakledilmiş. İki defa nakledilince de mezar yeri kaybolmuş. Ben Coşkun abiden ve Koptagil abiden de rica ediyorum, istirham ediyorum bir aile ferdi olarak, bir uzaktan bir yeğen olarak. Diyorum ki inşallah oraya Hüseyin Köycü'yü yetiştiren o ana damarı göstermesi bakımından da belki Aşık Hıfzı adına bir abide, bir kitabenin dikilmesi de bugünkü anma esnasında da bizim bir talebimiz olarak sizlerden istirhamımız olur diyorum. Ve ben burada müsaadenizle Aşık Hıfzı'nın, yani Hüseyin Köycü'nün babasının bir dörtlüğünü okuyarak konuşmamı sonlandırmak istiyorum. Çünkü hava soğuk. Hıfzı sen beyhude kaynayıp coşma, dolanıp da aşkın deryasın aşma. Namerdin şekerli kahvesin içme, kamilin zehrinden ziyan mı olur? Bu aslında bir hayat felsefesi. Bu güzellikler yolunda da bizler de yürüyoruz. Hepinize ben saygılar sunuyorum. Buradan Şenkaya'ya, Şenkayalılara ve tüm aile efradına da saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Buyurun efendim. Evet, buyurun. İsmet kardeşime çok teşekkür ediyorum. Ben sadece Hıfzı'dan bahsettiği için şunu söylemek istiyorum. Hüseyin Köycü'nün babası Hıfzı Hoca, Sümmaniyle ve Şenlik'le karşılıklı atışma yapan kişi. Şenkaya'da gene Hot Köyü'nden Huzuri Baba ile atışırken karşılıklı. Bu aşıklarda dudak değmez, yalan, hiciv çeşitli tipleri vardır. Hüseyin Köycü 9 yaşında Hıfzı ile Huzuri Baba atışı karşılıklı. Hüseyin Köycü de diyor ki baba ben de konuşacağım. Kızıyor, oğlum sen de küçük çocuk. Hüseyin Köycü şöyle diyor. Cebime almıştım 10-15 öküz. Ben yalanı sevmem. Benimki henek. Okyanusu içti bir sivrisinek. Serçe Akdeniz'i geçti gördünüz mü? Bunun üzerine Aşık Huzuri diyor ki ya bu çocuk böyle 9 yaşında nasıl konuşuyor? Şimdi bu Hıfzı Hoca, dedesi, dedemiz yani, Sümmani ile Şenlik Erzurum'da karşılıklı şey yaparken bu da 15 yaşında. Diyor ki ben de sizinle yarışacağım. En sonunda Sümmani ve Şenlik diyor ki ya bu çocuk büyük bir şair olur. Şimdi esasında bunları Hüseyin Köycü çok kendi yapısı itibariyle tevazu sahibi insan. Yani benim babam da şudur diye dile getirmemiş. Ben sadece bir şey söyleyeceğim. Benim de yazdığım uzun bir şiir var. Hüseyin Köycü'nün hayatıyla ilgili. Buyur. Sonunda şöyle yazmıştım. Nasip Şenkaya'dan kalkıp gitmekmiş. Mezarı İstanbul Kozlu kısmetmiş. O da Yaradan'dan ona hikmetmiş. Rahat yat mekanda Hüseyin Köycü. Şenkaya'da herkes seni anıyor. Ektiğin tohumlar hızla büyüyor. Tanımayan bile seni soruyor. Ruhun şad olsun Hüseyin Köycü. Bunu çok özellikle dile getirmek istedim. Sağ ol. Başka Hüseyin Köycü hakkında düşünceleri olan var mı efendim? Merhabalar, iyi günler. Şenkaya'nın kurucusu, seçkin insan Hüseyin Köycü'yü almak üzere toplanmış bulunuyoruz. Onun hakkında anlatılacak çok şey var ama ben onun bir şiirini sunmak istiyorum. Köycü hakkında. Dillerde söyleniyor gayenin üstünlüğü, uyandırdığın gafletten
paslı fikir köylüyü. Kayalıklar içinde saklanan örtülüyü, Şenkaya adıyla ettin aşikar köycü, ilçe edip vatana verdin yadigar köycü. Emeğin mukavili bir nimet beklemedin, millet için çalıştın gece gündüz demedin, çeşitli ukalanın hicvini dinlemedin, hız verdin gayretine, almadın geri köycü, ilerleme yolunda oldun rehberi köycü. Dehan ile nurlattın kurduğun cemiyeti, cahil köylü ruhuna soktun medeniyeti, arkadaşsız ortaksız yaptın haniyeti, geçtin faaliyete yalnız yarattın köycü, yeniyi kucakladın eskiyi attın köycü. Allah-u Ekber dağında yatan şehidi şad ettin, gezdiğin kazalarda fazilet irşad ettin, alem gıpta ediyor. Ne mutlu sana köycü, vatan için fedakar geldin cihana köycü. Kemal Atatürk gibi hep düşündün yarını, sanat sahibi ettin köylü çocuklarını. Bundan 8 yıl evvel panayır pazarını ticaret yoluyla ilkin kurdun köycü, bununla da dinmedi efkarın derdin köycü. Binalar inşa ettin, şenlettin sağı solu, okuyacak gençlere açtın ortaokulu, hemen hemen geçecek Şenkaya İstanbul'u, medeniyetle doldu açtığın dergah köycü, yıpranmayan zekana 100 bin maşallah köycü. İlginize teşekkür ederim, çok sağ olun. Çok sağ olun efendim, teşekkür ederim. Çok şey söylemek gerekir ama soğuk bir hava, tamam. Onunla ilgili yazma çalışmalarımız devam ediyor. Ben Mustafa Yılmaz, emekli edebiyat öğretmeniyim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.